Biz bu filmi sadece Trabzon'un, Trabzonlu'nun değil, tüm Türkiye'nin izlemesini arzu ediyoruz, istiyoruz. O yüzden filmi izlediğiniz zaman, yani ben o tadı bıraksın diye çok uğraştım. 6 ayda çektik filmi. Çok duygusal anlar yaşadım. Yani filme de yansıttık bunu zaman zaman. Ama Trabzon'a, Trabzonspor'a bir şeyler vermek benim için çok önemliydi. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim. Bu pozisyonu, bu yaşadıklarımızı sizlere aktarmak için sponsor olan, ön yönde olan Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. İnşallah Trabzonspor'u çok arşivliyor. O arşive gelecek önemli bir belge olduğunu düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum eski futbolcular olarak. Doğduğum bu topraklara olan sorumluluğum diye tanımlarım her yerde. Onu da besleyen ana damar Trabzonspor ruhudur. Dolayısıyla Trabzonspor ruhu bir futbol topunun peşinde koşma ruhu şeklinde ya da tanımı şeklinde tanımlanacak kadar basit değil. Tam aksine çok büyük bir ruhtur. Bu bağlamda o güzel duyguyu bana veren, bana geçiren o genç yaşlarda, küçük yaşlarda benimle bunu buluşturan bu değerli dostlara benim bir vefa borcum vardı diye düşünüyordum. O vefa borcuyla bu talebimi Cengiz'le paylaştım. Çok güzel bir eser çıktığını düşünüyorum. Hep beraber seyredeceğiz. Orada o insanların nasıl başardıklarını anlatacaklar bize. Sevgili kurucusundan kalan 3 kişinin biri ve bu akşam seneler boyu gözümüzde ayırmamayız. Avni Hakem'in kal gecesindeyiz. Ona veda gecesindeyiz. Avni Hakem iki kere eden, teşekkür eden bir isim değildir. Avni Hakem Trabzon'da futbolun köklerinin ilk uçlarıdır ve dal budak veren ağacı olmuştur, meyvesini de Trabzonlar görmüştür. Bu belgesinin hazırlanmasında gerçekten çok büyük devre olan tekrar Ekrem İmamoğlu kardeşimize çok teşekkür ediyorum, öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Bu kulübün tarihinin bir belge olarak geçmiştir. Hepinize saygılar sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Bu futbol dışında spor tarihi, futbol da yaklaşık 110 yıldır Trabzon'da futbol oynanıyor. Trabzonspor'un oluşumu bir tesadüf değil, bu 110 yılın getirdiği büyük bir sorumluluk. Metrekaresine en fazla sanatçı düşen şehir Trabzon, en fazla futbolcu düşen şehir Trabzon. Bu bir başarı, bir tesadüfün sonucu değil. Trabzon'daki efsanelere bakarsak, efsane ne bir kere? Türk Dil Kurumu'nda efsane şöyle tarif ediliyor. Olağanüstü işler başaran kişi ve kurumlar. Yani olağanüstü işleri bir kişi de başarabilir, bir kurum da başarabilir. Trabzonspor bunu başarmıştır. Trabzonspor bir sevdadır. Trabzonspor Anadolu'nun tarihindeki en büyük başarıdır bana kalırsa. Ve bunu biz tarih boyunca yaşattık, yine yaşatacağız. Trabzon'a geldim, dedik ki yeni başkan, yeni yönetim. Yeni stat da yapılıyor bitmek üzere. Yeni vali de geldi. Ya her şey çok güzel görünüyor. Bir de 50. yıl bu sene inşallah şampiyonluk dedik ama ola ki bir takım sıkıntılar vardır. Bunun da haklı yanı vardır, haksız yanı vardır ama biz önümüze bakalım.